çağırmamızın sebebi şu. Yani 17 Eylül Türk demokrasi tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Adnan Menderes'in ve arkadaşlarının hiç de hak etmedikleri bir şekilde bu millete hizmet dışında hiçbir şeyi amaçlamamış olmalarına rağmen bir junta tarafından idamlarının yıl dönümü. Yani Türk demokrasi adına şehit olmuş, bu millet adına şehit olmuş kabul ediyorum ben onları. Onların şehadetlerinin yıl dönümü bu. Bu onların hak ettiği bir şekilde her zaman anılması, hatırlanması ve bu milletin hafızasına kazınması gereken bir şey. Ben şunu da söyleyebilirim. Yani millet olarak biraz unutkan bir milletiz. Yani kısa sürelerde bazı şeyler unutuyoruz. 6 ay, 8 ay, 1 yıl geçince haliyle acılar soğuyor, yaralar kapanıyor. Dolayısıyla ama bu olayın tekerrür etmemesi için, bir daha bu milletin böyle elim, acı verici hadiseler yaşamaması için bunun milletin hafızasına kazınması lazım. Özellikle aydınların hafızasına kazınması lazım. Aydınlar hem Adnan Menderes'i yetiştirdikleri için iftihar etmeliler, hem de ona yönelik yapılan haksızlığı da hiçbir zaman unutmamalılar. Yani bu millet maalesef sürekli ateşle sınanmaya ve bu benzer hadiseleri yaşamaya mecbur bırakılıyor. En son 15 Temmuz'da bu millete yönelik gene bir kökü dışarıda bir terör örgütünün, bir juntanın kalkışmasına şahit olduk. Bu millet bu defa müsaade etmedi buna. Orada belki milletimiz gene Adnan Menderes'e yürekten sahip çıktı ama yürekten sahip çıkması sonucu olması gerektiği gibi doğurmadı o sefer. Demokrasi kesintiye uğradı. Acımasız bir junta memleketi belki birkaç sene kasıp kavurdu. Bunu unutmaması lazım. Bugün 17 Eylül çok önemli bir tarih. Türk demokrasi tarihinde önemli bir tarih. Adnan Menderes'e yapılan bu Adnan Menderes ve arkadaşlarına Patin Düştü Zorlu ve Hasan Palatkan'a ve diğer arkadaşlara yapılan zulmü unutmamak lazım. Onu söylemek için bugün buraya geldik. Biz onun hatıratına izafeten bu eseri inşallah bu millete kazandıracağız. Niyetimiz o. Aydınların da buna sahiplenerek, bunu unutmayarak, hafızalarında olması gereken yerde muhafaza ederek bize destek vermelerini bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için.